3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında açıklamalarda bulunan Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Eftel Özkartal, engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte ve hayatın akışına katılımda zorlandıklarını dile getirdi. Engellilerin en büyük sıkıntılarından birisinin de istihdamda yeterli sayıda olmamaları olduğunu kaydetti. Dolayısıyla engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte ve hayatın akışına katılımda karşılaştıkları fiziksel ve bedensel sorunların yanında toplumsal ve sosyal hayata üretim ile istihdama etkin şekilde katılmalarının gündeme getirileceği ve bu konuların çözümü konusunda el birliği ile adım atılmasıyla ilgili farkındalık günüdür. Sayın Protokol, kıymetli engelli kardeşlerim, günümüzde engellilik sadece görmemek, duymamak, yürüyememek, konuşamamak ya da bir başka fonksiyon kaybından ziyade yaşam akışı içerisinde sanatta, sporda, bilimde, eğitimde, üretimde, bürokraside, siyasette, hayatın hemen her alanında var olan ve değer üreten bireylerin ne yazık ki toplumsal bakış açısı ve fiziksel koşulların yetersizliği veya erişebilirliğinin tam anlamı ile sağlanmaması sonucu ekonomik ve kültürel çevreden bir şekilde soyutlanıp uzakta kalmalarıdır. Bu nedenle engel olabilecek durumların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi konusunda yetkili kişi veya kurumlar insan yaşam hakkı ve hürriyetini merkeze alarak çalışma ve çözüm üretme gayreti içerisinde olmalıdırlar. Halka açık, ortak kullanım alanlarında alınması gerekli tedbirlerin her engel grubunun ihtiyaçlarına cevap verir, standart ölçülere uygunluğuna titizlikle önem verilmelidir. Engelli bireyler bir başkasına fazla ihtiyaç duymadan kendi günlük yaşam aktivitelerini rahatlıkla yerine getirebilme imkanına sahip olmalıdırlar. Bunların dışında esasen engelliliğin en aza indirilmesi için koruyucu tedbirlerin alınması konusunda devletimiz ve ilgili kurumlar yanında tüm dünyada azami gayret gösterilmeli. Fatma Sadıç, 1,5 yaşındayken engelli oldum, çocuk felci. Yani sadece bir günde duygularım sadece bizi bir gün değil de bize her gün bilmelerini, tanımalarını isteriz. Tahir Serner, Kayseri'nin engellisiyim. Bugün bizim engelliler günü, hem bayram hem bir arkadaşlarla böyle konuşmak, tanışmak, şey yapmak. Efendim, en mutlu günümüz yani bugün. Semra Tatay ismim. İki çocuk annesiyim. Engelli bir hem kadın hem anne hem engelli olmanın verdiği güçlüklerle savaşmaya çalışıyorum. Güçlük dediğimi demeyelim de yani mücadele etmeye çalışıyoruz çok şükür Rabbime. Ama tabii ki benim en büyük sıkıntım istihdamımın olmaması. Çocuklarımı küçükken tek başıma büyütmemin sebebinden dolayı biraz geciktim dış sosyal hayata yani birlikte olmaya, sosyal hayatta istihdamımı sağlamaya, yaş itibariyle ve engelimden dolayı bilhassa sanki biz hiç iş yapamayızmış gibi. Böyle yani ne bileyim ayrımcılık uygulanmıyor diyorlar da gerçekten ayrımcılık uygulanıyor. Çünkü neden? Yani genelde hizmetli kadroları çok oluyor, temizlikçi sektörü çok oluyor. Yani alınan ilanlarda falan biz de bunları yapamadığımız için yani çalışmaya hakkımız yok gibi ya da yaşamaya hakkımız yok gibi olmasını istemiyorum. Çünkü bizde böyle bir şey bırakıyor, ön yargı bırakıyor. Onun için biz derdi işe yaradığımızı göstermek istiyoruz. Kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuzu belirtmek istiyoruz. İki tane çocuğu büyütüyorum ben, okutuyorum. Evim kira, yani maddi olarak güçlü bir durumda değilim. Çalışmam muhakkak gerekiyor. Onun için de istihdamımın sağlanmasını istiyorum en kısa sürede. 3-4 yıldır da ben bunu pek çok yerlerde dosyalarımı, CV'lerimi bırakmama rağmen henüz bir neticeye bağlanmadı ama inşallah umuyorum ki bizlerin de sesini duyabileceğini sanıyorum yetkililerin ve bizlere de uygun pozisyonların olduğunu muhakkak düşünüyorum. Yani sıkıntım hem engelli olmak hem anne olmak. İnşallah bu konuda güzel bir sonuçlar elde ederiz. Biz de mutlu oluruz. Bizim de yaşamaya hakkımız olduğunu anlarız. 3 Aralık Engelliler Günü Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkelerde, sadece bizim ülkemiz değil, 156 ülkede mesela 3 Aralık Engelliler Haftası artı 3 10 Mayıs
Mayıs'ta 5-6 Mayıs ve 10 Mayıs arası tekrar Engelliler Haftası tertipleniyor. Valla bir kadın olarak, bir anne olarak, bir engelli olarak inşallah sesimizi duyar. Devletimiz, ülkemiz tabii ki duyuyorlardır muhakkak ama istihdam konusunda sıkıntım çok büyük. Ben Adnan Neslihanoğlu, emekli öğretmenim. Benim büyüklerimden bazı ricalarım var. Ne gibi derseniz biz suya %50 veriyoruz. Elektriğin %50, doğalgazın %50, telefonların %50, internetin %50 indirilmesini istiyorum. İndirim yapılmasını istiyorum. Bir de engelli kardeşler, benim durumum iyi. Yani ben madde sıkıntım yok. O anlamda demiyorum. Ben engelli kardeşlerimin adına konuşuyorum. Onlar 200 bin şu anda işe alınacak, onlar işe alınsın. Arkasından tramvaya binerken ona rahat biniyorlar da otobüslere binerken yerler dar. Onların yaşam hakkı var. Onlar da insan, onlar da gezecek tabii ki. Onlar da ana baba. Ben...